Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. İslam'a daveti terk etmenin cezasını anlatmıştık. Bu konuda sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yarısı hikaye, yarısı Kur'an'ın hakikatlerinden olmak üzere çok güzel bir beyanı var. Sonuçta kendi yönlendirmesi. Onu bir görelim inşallah. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, İsrailoğulları arasında zulüm yaygınlaştığı zaman onlardan birisi diğerini bir günah işlerken görür ve önce o işten sakındırırdı. Yani birisini haram işlerken, kötülük işlerken görüyor ve diyor ki, yapma kardeş, bu haramdır. Allah bunu yasaklamıştır. Bu doğru değildir. Ayrılıyorlar. Aynı adam ertesi gün o adamı yine aynı günahı işlerken görüyor. Fakat herhalde dün söylemiştim, her gün mü söyleyeceğim gibisinden tekrar onu uyarmıyor. İyiliği emretme, kötülükten nehyetme vazifesini yapmıyor. Onunla beraber oturuyor. Sohbete dalıyor, yiyor, içiyor. Eğleniyor. Maksat o adamla oturup kalkmak, yiyip içmek, menfaatini sağlamak, ilişkilerini devam ettirmek. Kötülükten bu yüzden sakındırmıyor. Bunun üzerine Cenab-ı Hak onları birbirine düşürüyor. Yani o günah işleyenin kalbi, katı kalbi, kara kalbiyle önceden kalbi aydınlık, çünkü onu uyardı. Fakat daha sonra dünya menfaati veya işte arayı bozmama gibi çok çeşitli sebeplerle sevgisini kazanma, menfaatini devam ettirme gibi sebepler yüzünden o adamla oturdu. Allah onun kalbini de bunun kalbine harp ediyor, vuruyor, birbirine benzetiyor. Evet, iyi huylarda, kötü huylarda sirayet eder. Virüsler gibi, mikroplar gibi geçiştir ya. Kötü bir insanın karşısında durursanız onun katı kalbinden sizin kalbinize kir akar. İyi bir insanın karşısında durursanız göğüs göğüse o insanın kalbindeki nur sizin kalbinize de akar. İstifade edersiniz ya. Hadis-i şerife de dönelim geri. Ne diyordu Peygamberimiz? İsrailoğulları arasında zulüm nasıl yaygınlaşmış, nasıl bozulma olmuş? Adamın biri birisini günah işlerken görmüş, emri bil maruf yapmış. Sonra devrikisi gün tekrar aynı adamı aynı işi yaparken görüyor. Bu sefer onunla beraber oturup kalkıyor, yiyip içiyor, onu uyarmıyor. Allah da kalplerini birbirine benzetiyor. Bunun böyle olduğuna dair Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir ayeti kerime okuyor. Bu ayeti kerimeler لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِ İsrail عَلَى لِسَانِ دَاوُودْ وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ. Subhanallah. لُعِنَ Lanet olundu. Kim? Ellezine keferu, küfreden insanlar, kafirler. Min beni İsrail, beni İsrail'den, İsrailoğullarından olan kafirler. Ala lisani Davud, Davud aleyhisselamın lisanıyla, diliyle. Yani Davud aleyhisselam peygamberleri lanet etti o kafirlere. Daha ve İsa ibn Meryem, yine bir peygamber olan Meryem oğlu İsa aleyhisselam tarafından. Lanet olundu bunlar. Allah'ın rahmetinden uzak, yüzlerine asla sevgi, merhametle bakmayacak ve affetmeyecek oldukları bildirildi. Ve böyle olmasını da kendisi de istedi, lanet etti. Davud ve İsa peygamber gibi yüce şahsiyet. Neden acaba? Şundan. Zalike bima, bu şu sebeptendi. Asav,
İsyan ettiler. Demek ki Allah'a isyan lanet sebebidir. Peygamber diliyle lanete müstahak olmak demektir. Daha ve kânû ya'tedûn, aşırı gidiyorlardı. Her hareketleri ifrattı. Orta yolu bir türlü bulamıyorlardı. İfrat ve tefritte, aşırı uçlarda dolaşıyorlardı. Dengesiz davranıyorlardı. Daha kânû, onlar idiler. Neydiler? La yetenâhavna an münkerin faaluhu. Onların yapmış oldukları bir münker, yani dinin çirkin gördüğü, haram dediği, aklın da çirkin gördüğü işleri yaparken onları nehyetmiyorlardı. Yani kötülüğü görüyor, haramı görüyor, insanlar gözünün önünde yapıyor. Yapmayın bunu demiyorlardı. Nebise makânı yapardı. Yapmış oldukları şey ne kadar çirkindi. İnsanın duyarsız kalması kötülüklere karşı çok çirkindir. Ayetin toplu manasını bir kere daha söyleyelim. İsrailoğullarından olup da küfreden kafirlere Davud Aleyhisselam'ın da Meryem oğlu İsa'nın da kendisine de anasına da salat selam olsun diliyle lanet olunmuştur. Bunun sebebi isyan etmeleri ve İfrata dalmaları, aşırı gitmeleriydi. Onlar istedikleri herhangi bir fenalıktan, kötülükten dolayı birbirlerini men etmezler, engellemeye, vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta devam ettikleri bu hal ne kadar kötüdür. Peygamberimiz bu ayet okuduktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Evet, siz de ya zalime engel olursunuz, ya zalip engel olursunuz ve onu hakka çekersiniz ya da bu durum sizin de başınıza gelir. Yani siz de lanete müstahak olursunuz. Ey ümmet-i Muhammed! Peygamberimizin karşısındaki sahabede kıyamete kadar bütün insanlara sözlenir. Ya zalime engel olursunuz, zulm için kalkan elini tutar indirirsiniz. Bu onun en büyük iyiliktir. Onu doğruya çekersiniz gücünüzle. Böylece bunun şerrinden siz de kurtulursunuz, toplum da kurtulur ya da aynı durum sizin de başınıza gelir. Yani zalimi görürsünüz, kötülük yapanı görürsünüz, açıktan istiyorlar, kendilerini ve toplumu bozuyorlar. Siz de seyrediyorsunuz, seyirci kalıyorsunuz. Allah sizin kalbinizi de onların kalbine benzetir. Hep beraber lanete müstahak olursunuz. Değerli kardeşlerim, Enfal suresinde bir ayet-i kerime bu bakımdan bizi çok düşündürür. Vettakû, korkunuz. Fitneten, bir fitneden. Nasıl bir fitne? La tusibennellezîne zalemû minkum hâse. Hâsetin özellikle zulmedenlere gelmez. Ya tohunu birden götürür. Kurunun yanında yaş da yanar. Ve'alemû ennallâhe şedîdül ikâb. İyi biliniz ki Allah Celle Celaluhu azabı çok şiddetli olandır. Neden kurunun yanında yaşta yandı? Neden sadece zulmedenlere değil azap herkesi birden kapsadı? Tefsir kitaplarında okuyoruz. Çünkü insanlar zulmedenleri görüyorlar. Onları engellemiyorlar. Vazgeçirmeye çalışmıyorlar. Emri bil maruf nehi anil münker yapmıyorlar. Aman sen de bana ne diyorlar. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyorlar. O yılan büyüyor, büyüyor. Bir gün kendisini de dokunuyor, hatta yutuyor. Sadece kendisini mi? Evlatlarını da, akrabalarını da, sülalesini de, toplumunu da yutuyor. Hata, günah küçücük iken görmezlikten geliyorlar. Büyüyor, 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 baş edilmez hale geliyor. Bu sefer bu kadar büyük bir bela karşısında benim tavır koymam, engel olmam, söz söylemem ne ifade eder ki, ne fayda verir ki diyorlar ya. Zamanında yılanın başlığı küçükken esseydin bu kadar büyük ejderha olmazdı, seni de yutamazdı.
Hiç boşa mazeret uydurma. Değerli kardeşlerim, biz bize düşeni yapmamız lazım. Hani emri bil maruf nehyi anil münker, münasip bir lisan ile yapmak lazım. Tabi zorla bir şey yaptırmak artık o devlete ait bir şeydir. Devlet kendi gücüyle kötülükleri, kanunsuzlukları önlemeye çalışır. Bize düşen hikmetli, yerine göre yumuşak. Birkaç defa tekrar etmişsek ciddi, sertleşebiliriz de icabında. Onlara etkili konuşarak, deliller getirerek, akıbeti göstererek uyarmak lazım. Tavır koymak lazım. Bugün ülkemizde o hale geldi ki zina hakkında konuşamıyorsunuz. Yani eşcinsellik hakkında konuşamıyorsunuz. Lutilik hakkında konuşamaz hale geldiniz. Baskın çıkıyorlar yani. İçkinin aleyhine, faizin aleyhine neredeyse konuşamazsınız hale geliyorlar yani. Açıklık saçıklık hakkında konuşamıyorsunuz. Çünkü sağınız solunuz hep öyle olmuş. Allah muhafaza buyursun. Ama ne olursa olsun bize düşen İslam'ın emirlerini anlatmaktır. İnsanları hayra davet etmek, şerden sakındırmaktır. Bu yüzden bize bir zarar gelirmiş, dışlandırmışız, öfkelenirlermiş bize. Bazı menfaatlarımızı bu yüzden kaybedermişiz. Hatta efendim icabında mahkemeye verilmişiz, zindana atılırmışız, acı, ızdırap, eziyet, ölüme kadar, suikastlara kadar gidermiş. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefî husr. Asra yemin olsun ki insanlık hüsrandadır. İlla şunlar hariç. Kim bunlar? Ellezîne âmenû, iman edenler. Yeter mi? Hayır. Ve amilus salihat. İman ettik demekle kalmaz. Ben de Müslümanım demekle kalmaz. Onu amel ile, işiyle, icraatıyla gösterirler. Salih amel işlerler. Çirkin amellerden kaçarlar. Bu da yetmez şuurlu Müslümanlar için ve dahi tavasav, karşılıklı birbirlerine tavsiye ederler. Neyi? El-hak, hakkı tavsiye ederler. Tebliğ ederler, davet ederler, doğruyu anlatırlar. Kötüden, şerden uzaklaştırırlar, sakındırırlar. Ve tavasav bilhak ve dahi tavasav tavsiyeleşirler. Birbirlerini tavsiye ederler. Neyi? Bir sabır, sabır. Sabır nedir? Dayanmak, direnmek, katlanmak, devam etmek demek. Neden sabırlaşıyorlar? Çünkü emri bil maruf, nehyi anil münker gelirebini yaptığın zaman insanlar seni sevmez. Yani suç isteyen adama eleştiriyorsun ama münasip bildiysen de münasip bir ortamda eleştireceksin tabi. İş görmesi için. Teşekkür eden olduğu gibi düşman kesilen de olur. Selamı sabahı kesen de olur. Akrabandır. Bir kötülükten uyarıyorsun. İyiliğini istiyorsun. Cehennemde yanmasın istiyorsun. Çocuklarının akıbetleri iyi olsun istiyorsun. Sana hot hot bakıyorlar. Ters ters bakıyorlar. İlgiyi kesiyorlar. Sana düşman oluyorlar. Tavsiye diyorsun. Kul hakkı yemeyin diyorsun. Yaptığınız yanlış diyorsun. Allah'ın şeriatına gelin diyorsun. Sana küsüyor, sana kırılıyor. Seninle alakayı kesiyorlar. Ne diyelim? Can isteyene ölüm bile şifaymış. Eğer canın günah kazanmak ve efendim Allah'ın dinini yaşamamaktan mutlu oluyorsan zalimler için yaşasın cehennem demiş bir mübarek zat. Ne diyebiliriz ki başka ya? Evet. Hakkı tavsiye edenlerin başına böyle acı şeyler gelebilir değerli kardeşlerim. Şuurlu Müslümanlar bunlara sabreder, dayanır, direnir ve yoluna devam eder. Allah Celle Celaluhu bizi de o kullarından eylesin inşallah. Hoşçakalın mesela.